Bugün portatif kazma kürek inceleyeceğiz. Fiyat gayet ucuzdu. İlk gözünüze çarpan kısmı aldığınız gibi gerçekten küçücük ya. Hani bir küreğe göre bir kazma demeyeyim, buna kazma diyesim gelmiyor. Gerçekten şöyle çok portatif, öyle söyleyeyim. Çok tatlı, çok şirin. Gerçek burada da hemen ölçebiliriz. 17 santim civarında. Ağırlık hemen hemen Tornox Swiss Tool gibi 300 gram, 280 gram civarındadır diye düşünüyorum. Bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Dökme demirden yapılmış. Hemen şöyle bakalım, iki türlü şekle giriyor. Birincisi bu. Şu altına ekliyorsunuz. Şu altına ekleyince 41,5 santime ulaşıyor. Gördüğünüz gibi. Haki renkte. Şurasıyla gazoz açılabiliyor. Boş. Açılır yani. Şurası testeremsi. Testeremsi bir şey. Yani herhangi bir şeye şöyle bir dokundursanız, tam testere değil elbette ama belki bir ihtiyaç olabilir. Bir şeyi şöyle bir kesip alma gibi işlerde kullanılabilir. Ya da şöyle vurduğunuz zaman gibi. Bakın şurada dişler çıktı. Kolay kolay elinizle bükemeyeceğiniz dökme demir çok, yani normalden fazla bir güç uygulamanız gerekiyor. Bu tarz bir küreğin yapacağı işlere göre, yani bir toprağı alıp bir yere atmak gibi hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bakın, sese bak. Direkt demir sesini alıyorsunuz. Çok güzel, çok güzel düşünülmüş. Çok hoşuma gitti. Şuradaki olay sayesinde bakın, şunu sıkıyorsunuz. Sıktınız. Şurası bu sefer kazmaya dönüştü. Şöyle herhangi bir toprağa vurduğunuzu düşün, şunu vurup çekiyorsunuz. Burası aynı şekilde. Zaten aynı malzeme. Burada perçin var. İyi, güzel. Bu da bunun gevşemeyeceği anlamına geliyor. Normalde burada bir olsaydı muhakkak gevşerdi. Arabanızın arkasına atın bunu. Bir tek gözüme çarpan nokta ilk elime aldığımda şu noktanın demirden mi yoksa plastikten mi olduğunu anlamak oldu. Maalesef bu plastikten arkadaşlar. Yani bu kadar güzel düşünmüş bir ürünü şu hareketli noktasının plastik olması üzücü açıkçası. Keşke demir olsaydı. Hem çevreye verdiğimiz saygıdan ötürü plastik olmamalıydı bence. Çünkü çabuk kalıp zedelenip atıl olabilecek bir duruma dönüştürebilir bu. Burası da demir olsaydı keşke. Evladiyelik olsaydı. İşte diğer markaları görüyoruz artık. Şu adamı görüyorsunuz. Hani bu adamı, şu markayı şu marka yapan kalitesi ve sağlamlığı nesilden nesil çebiliyor olması. Bizim de artık firmalar olarak bence böyle düşünmemiz lazım. Keşke bu 50 lira fazla olsaydı da burası demir olsaydı. Şurası plastik olmasaydı kesinlikle birkaç tane daha alırdım. Buranın plastik olması düşündürücü. İleride elimde kalır diye hızdan geçiyor. Bakın gövde demir. Şu küçücük mıknatıs nasıl kaldırıyor? Şurası demir. Mıknatıs nasıl kaldırıyor tek başına? Şimdi şuraya tutturuyorum. Tutuyor. Evet, çünkü altta demir var ama hiç yerine oynamıyor. Burada maalesef plastik malzeme kullanılmış. Hani %100 emin olayım dedim. Maalesef burası plastik. Onun haricinde yani ne kadar ileriye dönük olur bilemeyeceğim ama fiyatına göre çok çok uygun. Çok çok uygun. Dediğim gibi çok kompakt, çok şirin. Şarfli marketlerde görmeye başlarız bunu. Fiyatı uygun. Hani şurada bir pusula koymuşlar. Tam olarak çalışmıyor. Düzgün çalışmasını beklemiyordum. Boyalar yavaş yavaş mesela şurada atmaya başlamış. Tamam, bu da önemli değil. Ama keşke orası dediğim gibi en büyük handikapı plastik olması. Yani 10 üzerinden 10 vereceğim bir ürünken belki 10 üzerinden 7-8 veriyorum bu ürüne. İyi diyebilirim. Ortamın üstünde. Bez çantayla birlikte gelmiş. Çok hoş. Burada da bir asma yeri var. Hoş, güzel bir ürün. Atın arabaya dursun. Ya da çelik başka bunun versiyonlarını görürseniz Paus'ta falan olabilir aslında. O kısmına dikkat edin. Çelik mi değil mi? Demir mi değil mi? Ona göre yatırım yapabilirsiniz. Ona göre alabilirsiniz. Ona göre almayı düşünebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.